Herkese merhaba arkadaşlar. Bu videoda sizlerle birlikte hemen yanımda görmüş olduğunuz General Mobile GM23S cep telefonunu inceliyorum. Beni takip ediyorsanız ya da kanalıma aboneyseniz ki bence abone değilseniz olun. Daha önce ben General Mobile'ın GM23 modelini incelemiştim. O da giriş seviyesi bir modeldi ama bu SE sürümü ondan da giriş seviyesi bir model. Öyle düşünün arkadaşlar. Ben her zaman yaptığım gibi bir genel görünümden bahsetmek istiyorum. Telefon tasarım olarak GM23'e fazlasıyla benziyor arkadaşlar. Damla bir çentiğimiz var ve camla çentik üst tarafa yapışık bir şekilde duruyor. Yanlarda ve üstteki ekran çerçeve kalınlığı çok yüksek değil ama alt kısımda bir parça bir yükseklik söz konusu. Yan tarafı çevirdiğimizde bir güç açma kapama tuşu ve onun hemen üzerinde bir ses açma kapama tuşu bizleri karşılıyor. Diğer yan tarafta yani sol tarafta önden baktığımızda sol tarafta ise bir sim kart yuvamız var. Alt kısmı çevirdiğimizde mikrofon deliği, tip C bağlantı yuvası ve hoparlör çıkışları ve aynı zamanda kulaklık 3.5 mm kulaklık girişinin olduğunu görüyorum. Üst tarafta herhangi bir bağlantı vesaire yok. Tasarım anlamında arka taraf oldukça böyle güzel tasarlanmış. Dikine çizgiler var arka tarafta ve telefonu çevirdiğiniz zaman bu çizgiler biraz hareket ediyormuş gibi de görünüyor. Yani çok yanar döner değil ama şık bir arka kapak tasarımı olduğunu söyleyebilirim. Kamera tarafında ise büyük dairesel bir kameraya onun hemen yanında bulunan küçük bir dairesel ikinci bir kamera eşlik ediyor. Bir de LED lambamızın olduğunu belirtelim. Bunun dışında telefonun genel görünümü bu şekilde. Ele iyi oturan güzel bir telefon olduğunu söyleyebilirim. Şimdi biraz da telefonun teknik özelliklerinden bahsetmek istiyorum. GM23S 6.52 inçlik 1600x720 piksellik LCD bir ekrana sahip 60 Hz'lik ekran yenileme hızımız var. Gücünü MediaTek Helio G37 işlemciden alıyor. 4 GB RAM ve 64 GB'lık bir depolama alanımız var. 2 GB sanal RAM ile bu 4 GB'ı arttırabiliyorsunuz onu da söylemiş olayım. Micro SD kart yuvası, 32 MP ve 8 MP'lik ana kamera, 5 MP'lik bir ön kamera var. Android 12 işletim sistemi, çift sim kart desteği, 5000 mAh'lik pil ve güç tuşuna entegre edilen parmak izi okuyucu olduğunu söyleyeyim. Telefonun satış fiyatı ise 3799 TL. Şimdi gelelim telefonun kullanım deneyimine. Daha önceki aslında telefonla aynı yani GM23 ile GM23S'nin işlemcileri aynı arkadaşlar. Onda da Helio G37 vardı. Bunda da Helio G37 var. Bu giriş seviyesi bir işlemci arkadaşlar ve epey giriş seviyesi bir işlemci. Yani oyun oynama vesaire filan yapamazsınız onu söyleyeyim. Hatta bence mümkünse telefonun bu sanal RAM dedim ben hani 4 artı 2 dedik. Çünkü bu SE olmayan modelde yani GM23'te 4 artı 4'te bu modelde 4 artı 2. Benim önerim o 4 artı 2'yi hemen aktif edin. Çünkü telefonun hani bir nebze olsun bir rahatlattığını söyleyebilirim. Bunun dışında günlük ihtiyaçları görebiliyor mu? Görebiliyor. Orada bir sorun yok. Hani işlemci kötü dedik ama neye göre kötü? Şuna göre kötü arkadaşlar. Yani oyun performansı beklerseniz ya da farklı türden performanslar beklerseniz evet o anlamda çok büyük bir şey sunmuyor. Ama hani ben WhatsApp'ta bir şeyler atacağım. Bankacılık uygulaması kurup hesaplarımı kontrol edeceğim. Ve benzeri işler yapacağım diyorsanız fazlasıyla işinizi görür. Sosyal medyada gezinmek ve diğer işlemleri bu işlemciyle yapabilirsiniz. Ama oyun oynayayım, performans isteyen bir şeyler yapayım dediğiniz zaman ne yazık ki başarılı olmayacaktır. Ha, ben bunu oyunda yükledim. Oynuyor ama hani dediğim gibi çok zorlanmamanız gerekiyor arkadaşlar. Çok zorlarsanız bu işlemci ve telefon sizi tatmin etmeyecektir. Hatta ben bir test de yaptım. PC Mac testi kullanıyorum ben biliyorsunuz. Onu da sonucunu çıkarttım şuradan bir yerden. Onu da görmüş olursunuz. Tabii ki bu işlemci dediğim gibi günlük ihtiyaçlar için tasarlanmış ama büyük beklentiye girmemeniz gerekiyor. Bu arada bu telefon Türkiye'de üretiliyor arkadaşlar. General Mobile'in Türkiye'de fabrikası var. Zaten kutusunun üzerinde de Türkiye'de üretilmiştir ibaresini görebiliyoruz. Biraz da telefonun kutu içeriğinden bahsetmek istiyorum. Oldukça zengin bir kutu içeriği var. Güzel bir kılıf çıkıyor. Şeffaf bir kılıf. Kulaklık çıkıyor kutudan. Adaptörü çıkıyor. 15 wattlık bir adaptörü var. Ve hatta işte sim kart iğnesi falan gibi şeyler de çıkıyor kutusundan. İşte USB kablosu ve sim kart iğnesiyle beraber hani cihazı rahat bir şekilde kullanabiliyorsunuz. Hani kutu içeriğinin bir tık daha olsa zengin olması güzel. 3.5 mm'lik bir kulaklığın da bulunması ben beğendiğimi söyleyebilirim. Telefonun arayüzünden biraz bahsetmek istiyorum. Aslında GM23 de aynı arayüze sahip. Böyle saf Android'e yakın bir Android deneyimi var. Bunu sevenler de var, sevmeyenler de var. Benim için bir sıkıntı yok. Yani kullanım anlamında bir farkı yok. Bazıları şey de isteyebiliyor. Hani özel bir arayüz olsaydı, şöyle bir UI olsaydı, onu kullansaydık falan diyenler de olabiliyor ama bence hani kullanımla ilgili bir sıkıntısı yok. Arayüz standart Android yani saf Google deneyimine yakın bir deneyim sunuyor bizlere. Onun da altını özellikle çizmek isterim. Gelelim telefonun kamera tarafına arkadaşlar. 32 artı 8 megapiksellik iki kamera olduğunu söyledik. Yapay zeka desteği var. Hatta açtığımız zaman böyle fotoğraf bizi karşılıyor. Sonra videoya geçiyorsunuz. Videoda hemen hemen arka kamera 1080p 30 fps kayıt yapabiliyor.
Ana kamerada gece modu var. Çok başarılı değil ama iş görüyor. Hani gece modunun olması da iyi bence. Bu kadar giriş seviyesi bir modelde genelde olmuyor ama koymuş olmaları iyi. Bir de 32 megapiksel yüksek çözünürlüğü de yine menüye koymuşlar. Genelde daha fazlaya girdiğiniz zaman oluyordu. Burada direkt menüde var. Daha fazlaya girdiğimiz zaman ise güzelleşme, dinamik fotoğraf, profesyonel mod, panorama, hızlı çekim ve akıllı tarama gibi modları görebiliyoruz. Kamera performansı kendi kategorisindeki bir ürün için yeterli. Ama tabii büyük beklentiye girerseniz yani uçsun kaçsın falan diyorsanız o sizin yeterli gelmeyecektir tabii ki bu telefon ama hani işinizi görür mü? Görür. Ve bu kategoride ve bu fiyat skalasındaki bir telefon için ben yeterli olduğunu düşünüyorum. Ön kamerada da yine benzer şekilde çeşitli modlarımız var. Portre modu var. Arkayı full hale getirebiliyorsunuz. İşte video vesaire modların da yine ön kamerada olduğunu söylemiş olayım. GM23S'nin hem ön hem arka kameralarını kullanarak çektiğimiz fotoğraf ve video örneklerini izleyelim. Daha sonra incelemeye devam edeceğiz. İzlemekte olduğunuz bu videoyu General Mobile GM23S'nin ön kamerasını kullanarak kaydediyorum. Şöyle döneyim etrafında. İşte dışarıdaki ses ve görüntü kalitesi bu şekilde arkadaşlar. Gelelim pil tarafına arkadaşlar. Pili olarak baktığımızda telefonda 5000 mAh'lık bir pil kapasitesi bizleri karşılıyor ki iyi bir değer bunu söyleyebilirim. Kutusundan 15 watt'lık bir adaptör çıkıyor. Hızlı şarj değil ama yani iş görür mü görür. 2 saate yakın bir şarj süresi var. Telefonu 0'dan 100'e kadar söylüyorum. Tabii ki bu segmentte zaten hani böyle 50 watt, 60 watt, 30 watt falan pek yok. Öyle söyleyebilirim. Yani bu fiyat skalasında daha doğrusu. O yüzden ben normal kabul ediyorum 15 watt olmasını. PC Mark batarya testi de yaptım ben biliyorsunuz ve PC Mark batarya testinde 10 saatin altında çıktığı zaman ben de değerleri ben düşük görüyorum. Evet bu modelde 8 saat 22 dakika çıktı arkadaşlar. Yani bir parça düşük. Aynı sorun GM23 modelinde de vardı. Pil ömrü biraz düşük. Yani 1,5 günü ucu ucuna görürsünüz gibi geliyor bana. Eğer çok böyle hani yoğun telefon kullandığınız günlerde bir güne kadar da iner diye düşünüyorum pil ömrü. Pil ömrü bana birazcık düşük geldi. Muhtemelen işlemcinin eski olmasından kaynaklanan ve fazla güç tüketmesinden kaynaklanan bir durum olabilir. Ya da optimizasyonlar iyi yapılmamıştır. Bunları tabii tam detaylarını bilemiyorum ben işin yani mühendislik tarafında olmadığım için. Ama rakam birazcık düşük, onun altını çizmek isterim. Toparlamak gerekirse General Mobile'ın GM23S modeli özellikle böyle alo desin. Yani ben oyun oynamayacağım, anneme vereceğim, babama vereceğim, dedem kullanacak, ninem kullanacak falan dediğiniz bir noktadaysanız ama illa da akıllı telefon olsun diyorsanız önerebileceğim bir cep telefonu olmuş. Fiyatı 3799 TL. Bu fiyata artık böyle bir telefon kalmadı arkadaşlar. Fiyatına göre sunduklarının ben iyi olduğunu söyleyebilirim ama beklentinizi makul noktada tutmak kaydıyla. Bir incelemenin daha sonuna geldim. Bu incelemede sizlere General Mobile GM23S cep telefonunu anlatmaya çalıştım. Sizin merak ettiğiniz benim anlatmadığım konular mutlaka kalmıştır. Yorumlarda fikirlerinizi paylaşmaktan çekinmeyin. Sorularınızı oradan iletin. Elimden geldiğince hepsini yanıtlamaya çalışıyorum. Kanalıma abone olun. Bunu sürekli söylüyorum. Her videonun sonunda söylüyorum. İçeriklerimi beğeniyorsanız, bana destek olmak isterseniz, ücretsiz olarak yapabileceğiniz en önemli şey kanala abone olmak. Eğer daha fazla şey yapmak isterseniz yorum yazabilirsiniz. Videolarımı paylaşabilirsiniz. Ama ilk etapta abone olursanız çok sevinirim. Beni aynı zamanda sosyal medya hesaplarından da takip etmeyi unutmayın. Yine bütün sosyal medya hesaplarımın linkleri açıklamada yer alıyor. Tek bir tıkla bütün sosyal medya hesaplarımı oradan da takip edebilirsiniz. Farklı bir incelemede görüşmek üzere. Hoşça kalın. Kendinize iyi bakın.